2024 yılı itibariyle Cumhurbaşkanımızın kararıyla kazı başkanı olarak atandım. 2024 yılında Temmuz ayında başlayan kazılarımız Aralık ayının sonuna kadar devam edecek. Bu çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında yapılıyor. Sütunlu Cadde olarak adlandırdığımız Hamam Gimnazyum Kompleksinin kuzeyindeki caddede çalışmalara başladık. Daha sonra çalışma alanımız Anadolu'nun en büyük Hamam Gimnazyum Kompleksi olarak bildiğimiz buradaki Tralles'teki Hamam Gimnazyum Kompleksinin içerisindeki mekanları anlamaya yönelikti. Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam eden arkeolojik kazı çalışmaları 2024 yılının Aralık ayının sonuna kadar devam edecek. 1888 yılında ilk defa Alman Orient Komitesi tarafından Tralles Tiyatrosu'nda kazı çalışmaları başladı. Biz gelecek yıllarda burada çalışma yapmayı planladığımız için Tralles Antik Kenti'nin tiyatrosunda 2024 yılında burada tekrar bir keşif yapmayı düşündük ve Tralles Tiyatrosu yaklaşık 5000 ila 10000 kişilik bir boyutta. Çanağı, yani o seyircilerin oturduğu alanla birlikte çevresindeki duvarlar oldukça iyi korunmuş durumda. Tiyatromuzun hemen yakınında ise aslında antik çağda çok nadir görülen bir özellik var. O da tiyatrolarla stadyumların yan yana yapılması. Tralles Antik Kenti işte böyle bir özelliğe sahip. Tiyatronun hemen bitişinde tek apsisli, oldukça büyük boyutlu bir stadyumumuz var. Önümüzdeki yıllarda Geleceğe Miras Projesi kapsamında yapacağımız yeni projelerle hem tiyatroda hem de stadyumda arkeolojik kazı çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Tralles Antik Kenti'nin turistler tarafından ziyaret edilmesi, ziyarete açılması ile ilgili projeleri yürütüyoruz. 2024 yılının Haziran ayında çevre düzenleme projemizi tamamladık. 2025 yılında Tralles Antik Kenti'ne turizmi açmayı düşünüyoruz. Çevre düzenleme projesini tamamlamayı düşünüyoruz. Özellikle bu konuda Kültür ve Turizm Bakanımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Aydın Valimizin çok büyük destekleri var. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Thank you.